Bugünkü anlatacağım olay 2008'de Adapazarı'nda yaşanmış gerçek bir olaydır. Kısa bir süre önce örtüsüz ve uygunsuz biçimde gezen bir genç kız günün birisinde kendisine hakkı ve doğru yolu gösteren bir arkadaşı aracılığıyla içtenlikle tesettüre girer. Bunun üzerine genç kızın annesi kızının kapanarak gerileyeceğini düşünerek açılması konusunda sıkı baskılar yapar. Bu baskılara dayanamayan kız başörtüsünü tekrar çıkarır. Annesi açılan kızını süsleyip düğün yerine getirir. Çok güzel olan kızı erkeklerin kollarında dans etmeye başlar. Herkes eğleniyor, silahları patlatıyordur. Gecenin geç saatlerine dek genç kız kendinden geçmiş bir şekilde herkesle dans eder. Düğünde atılan bir maganda kurşununun sekmesi sonucu genç kızın başına kurşun isabet eder. Oracıkta yere serilen kız hayatını kaybeder. Zavallı kızın ölümünden 3 gün geçmiştir. 3 gün sonra sabah ezanında kız annesinin kapısına dayanır. Haykıran bir sesle "Anne aç kapıyı ben geldim" diye defalarca seslenir. Mahalle halkı, annesi ve babası bu ürperten sesle uyanırlar. Babası kapıya yaklaşıp "Kızım sen misin?" diye seslenir kızına. Kızları ise haykıran bir ses tonuyla "Baba aç kapıyı ne olur ben geldim" der. Ama anne ve baba kapıyı açmaya korkarlar. Kapıyı açamadıkları için bir süre sonra kızları gerisin geriye döner. Bunun üzerine annesi ve babası korku içinde bu durumu yakınlarına anlatır. Yakınları da büyük alimlere, hocalara giderek durumu anlatırlar. Herkes şaşkınlık ve dehşet içerisindedir. Anne ve babası korkularından eve yalnız gitmek istemezler. Bunun üzerine büyük alim ve hocalar aralarında anlaşarak anne ve babasının da ısrarlarıyla eve gidip beraber beklemeye karar verirler. Vefat eden kızları ise ertesi sabah aynı saatte kapıyı vurmaya ve haykıran sesle "Anne kapıyı aç ben geldim" diye bağırmaya başlar. Sesleri duyan alim ve hocalar korku ve panik içindedirler. Ne yapalım, ne edelim derken genç kızın babası cesaretlenerek kapıya yanaşır ve "Kızım sen misin?" der. Genç kızı ise "Evet baba, ne olur aç kapıyı ben geldim. Annemi görüp gideceğim" diye haykırarak bağırmaya devam eder. Bunun üzerine genç kızın annesi korkudan evin en dip köşesine gidip saklanır. Alim ve hocalar kapıyı açma kararı alırlar ve kapı açılmıştır. Kız içeri girmesiyle evin içini inanılmaz bir sıcaklık kaplamıştır. Kızın saçları yanmış, kolları omuzlarına kadar, bacakları baldırlarına, boğazı göğsüne kadar yanmıştır. Yüzü simsiyah, gözleri alevler içindedir. Ayakları bastığı halıyı bile yakıp geçmektedir. Genç kız yolunu şaşırmadan direkt annesinin bulunduğu odaya doğru ilerler ve kapıyı açarak annesinin bulunduğu odaya gider. Annesini haykıran bir sesle "Anne, yaktın beni, açılmamı isteyerek yaktın beni. Şimdi ise ben seni yakacağım" diye annesine sarılır. Annesine sarılmasıyla annesinin yere düşmesi bir olmuştur. Apar topar annesini hastaneye götürürler. Annesinin vücudu kızının değdiği her yeri yanmıştır. Anne her ne kadar ayılsa da her kalkışta aynı şokla tekrar bayılıyordur. Kız ise evin odasında hala ateşler içindedir. Olayın üzerinden 40 gün geçmiştir. Kız aynı yerde, aynı vaziyette 40 gün kalmıştır. 41. gün ise sabaha karşı kaybolur. Kızın olduğu yere dokunanlar yığıldığı yerin hala sıcak olduğunu söylüyorlar. Bu olaydan sonra haber Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinden olayın gerçekliğini gözleriyle görmek isteyenler olay mahalline gelirler. Bu arada kızın arkadaşı bu durumu fırsat bilerek bu insanlara gerçeği anlatmak için yüksekçe bir yere çıkar ve anlatmaya başlar. "Ey Müslüman din kardeşlerim, burada yaşanan olay Allah'ın bizlere bir işaretidir. Hak gün yakındır. Allah-u Teala bize apaçık deliller göndermiş olmasına rağmen hala şaşkınlık içindesiniz. Bu dünyaya ölmek üzere gönderildiniz ve tekrar döneceğiniz yer yine Allah-u Teala'nın huzurudur" der. Ve Ashab-ı Keyf'i anlatarak ölüm ve dirilişin hak olduğunu insanlara anlatır. Daha sonra yerinden hayranlık ve şaşkın bakışlar içerisinde ayrılır. Anlattığım bu olay gerçektir. Dini yayın yapan radyolarda çok kez sohbeti anlatılmıştır.
Peki siz bu yaşanmış ibretlik olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.